Sadık. Sadık. Sadık hadi ama kalksana artık. Tamam hayatım, kalktım kalktım. Sadık ama işe geç kalacaksın hadi. Sadıkçığım hadi uyan bakalım koca bebek. Günaydın. Aa, hadi ama Sadık. Niye öyle bakıyorsun? Hayatım bugün çok güzelsin sen. Ya gözlerim kamaştı. Aman saçmalama Sadık, her sabahki halim işte. Senin gözlerin güneşten kamaşmıştır. Yok yok. Bugün sen hakikaten çok güzelsin. Olmaz Sadıkçığım, saat 8:30 oldu. İşe geç kalıyorsun. Aa, olsun, bir kerecik de geç kalayım. Olmaz, benim kafeyi açmam lazım. Hadi bakalım mızmızlanma. Ben kafeye gidiyorum. Kalk koca bebek. Günaydın anne. Ne bu neşe sabah sabah? Ay eniştene gülüyorum. Betüş'e çok güzelsin dedi, sırlaştı, asıldı, havasını aldı. Ya Betüş, enişteme yüz vermedi ha? Hayatta inanmam. Kafeyi açması gerekmeseydi verecekti. Ama şansına küssün, ne yapalım. O da erkenden uyansaydı. Ay nasıl bozuldu bir görsen. Bence boşuna neşeleniyorsun. Allah'ın günü çok, sabah olmadı akşama öpüşüp koklaşırlar. Anne yine aklından ne geçiyor? Yeni bir sihir. Eğer yeni bir sihirle ben bu durumu biraz abartabilirsem, yani Betüş kocasına hiç yüz vermeyen bir kadın haline gelirse, o şapşal da ondan bıkar ve ayrılır. Hele böyle bir sihir yap. O ne o? O parmak ne o bana karşı ha? O ne o? Anne unuttun mu artık, ben de bir faniye aşığım. Taraf değiştiriyorum ve bundan sonra Betüş'ün yanındayım. Anne. Görüşürüz bakalım. Anne. Kafamı rahat bırak. Canım acıyor. Anne. Bırakmam. Demek Betüş'ün tarafındasın ha? Tarık denen o iki numaralı şapşal yüzünden. Ne? Ona şapşal deme anne. Gitti Betüş, geldi Eda. Aynı laf, aynı masal. Ona şapşal demeymiş. Bu şatoda anneye saygı diye bir şey kalmadı. Herkes bildiğini okuyor. Artık dizginleri ele almanın zamanı geldi. Anne, bak son defa söylüyorum. Eğer Betüş'le Sadık'ı ayırmaya kalkarsan, bu sefer karşında beni bulursun. Ne yaparsın ha, ne yaparsın? İşte... Hele bir dene, hele bir. Ne oluyor yahu, ne oluyor? Ne bu sesler, ne oluyor? Seni ilgilendirmez. Nerede benim sihirli aynam? Buradaydı. Ne haber Betüş? İyilik. Tarık'ın önlüğü ne yok, bu sabah işe gelmedi mi yoksa? Geldi ama biraz önce istifa etti ve sanıyorum buluşacağınız yere gitti. Ay ben de onu fazla bekletmeyeyim. Ama sana çok önemli bir şey söylemeye geldim, onu söyleyeyim. Hemen Tarıkcığımın yanına gideyim. Ne oldu gene? Sorma. Annem bu sabah sihirli küreden size bakıyormuş. Eniştemle sana. Eniştem sana cilve minle yapmış ya. İşte onları görmüş, sen de hani pas vermemişsin falan. Ay, inanamıyorum yani, artık yatak odamız adamı bakıyor. Ya annem yeni bir sihir yapacakmış. Bu sihir sayesinde sen eniştemle hiç ilgilenmeyecekmişsin. Vallahi. Ne yap ne et, önlemini al. Benden söylemesi. Ama ne olursun anneme bir şey bildiğini belli etme. Yoksa annem beni tiftik tiftik yolar. Hadi ben gidiyorum. Tarık'ı daha fazla bekletmeyeyim. Aç kollarını balım, ben geliyorum. Ay, sağ ol Eda. Aklımdan geçeni yaptın Eda. Demek her şeyi Betüş'e yetiştirerek sihir stratejimi bozdun. O zaman ben de stratejimi tam
tersine çeviririm. Dudu, Allah aşkına söyle, ne yapıyorsun orada? Düşünüyorum. Farkındayım. Ne düşünüyorsun? Kocasına birdenbire çirkin görünen bir kadını. Aa. Onunla hiç mi hiç ilgilenmeyen kocasını. Artık ona çok güzelsin karıcığım demiyor diye bunalıma giren bir peri kızını. Peri kızını mı? Ha. Bu yüzden biten evliliklerini. Ay! Nereden çıktı şimdi bu? Yoksa sana yıllardır ne kadar güzel olduğunu söylemiyorum diye bozuluyor musun? Saçmalama Taci. Sen artık benim kocam değilsin ki. Niye üstüne alınıyorsun? Tamam tamam, seninle konuşan da kabahat. Hadi sen bahçeye, yapacak işlerim var. O benim sihirli annem.